Bildiğiniz gibi kompre ve kroter süreçlerimiz tamamlanmış bulunmaktadır. En son 4-5 Kasım tarihinde bir demokrasi şöleni halinde geçen kurultayımızdan sonra artık genel başkanımızın önderliğinde yerel seçim süreci başlamıştır. Bu sürece geçmeden önce ben yeni seçilen genel başkanımız Sayın Özgür Özel'e çıktığı bu büyük yolda başarılar dilediğimizi ve her zaman yan yana, omuz omuza hep birlikte mücadele edeceğimizi söyleyerek başlayalım. Yerel seçim süreci partimizin start aldı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel geçtiğimiz günlerde tüm il başkanlarımızı bir araya getirerek yerel seçim sürecinin startını verdi. Önümüzde bir aday adaylığı belirleme süreciyle başlayacak bir durum söz konusu. Kesin tarih vermemekle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreciyle ilgili şunu söyleyebilirim. Kasım ayı içerisinde başvurular başlayacak, aday adaylığı başvuruları başlayacak. Aralık ayının başında tamamlanacak. Aralık ayının sonunda da anket çalışmaları veya bölgesel temayül yoklamaları sonuca ulaşarak Cumhuriyet Halk Partisi adayları sahaya çıkacaktır. Bu sahaya çıkma sürecinde de adaylarımız belirlendikten sonra partimizde hiçbir küskünlük ve kırgınlık olmadan belirlenecek adaylar çevresinde tüm örgütümüz sonuna kadar sahada gece gündüz demeden, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadan çalışmalarının sonuna kadar devam edecektir. Ve buradan rahatlıkla ilan edebilirim ki Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ'da 2014'te yakalamış olduğu başarıyı 2024 31 Mart'ında tekrar edecek ve tüm belediyeleri geri alacaktır. Çok kıymetli, ellerinde büyüdüğüm, siyaseti onlardan öğrendiğim çok kıymetli il başkanlarımız, önceki dönem il başkanlarımızla beraberiz. Ankara'daki süreci hep beraber değerlendirdik. Bundan sonraki süreçle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Partimize çok kıymetli katkılarını bizlere bugün sundular. Bundan sonra da her zaman onlarla yan yana, omuz omuza mücadele etmeye, birlik beraberlik içerisinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Onların fikirlerini son güne kadar almaya devam edeceğiz ve bu fikirleri de gerekli yerlere ileteceğiz. Şu anda aramızda bulunmayan önceki dönem il başkanlarımızdan Sayın Güneş Gürseler'in çok önceden verilmiş bir heyet toplantısı olduğu için burada olmadığını, Sayın Şener Zeynel Saygı'nın da geçirmiş olduğu rahatsız ameliyattan dolayı hala hastalanma riski olduğu için evinde dinlendiğini söylüyorum ve kendisine çok kıymetli başkanıma geçmiş olsun dileklerimi de buradan iletiyorum en kısa zamanda aramızda olması dileğiyle. Bizler ülkemizde var olan ekonomik, siyasal ve sosyal zorlukları hep birlikte yaşamaktayız. Bu durumdan bir an önce kurtulmak, özellikle emekçi kesimin insanca yaşam hakkını kazanmasını sağlamak, kısıtlanan özgürlükleri ortadan kaldırmak, bir yandan toplumsal barışı, diğer yandan yurtta sulh, cihanda sulh anlayışını egemen kılmak için gerekli emeği koymaya, mücadele etmeye, halkın bir an önce huzur ve refahının sağlanması yolunda üzerimize düşenleri yerine getirmeyi kendine göremediğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleriyiz. Bu yapı içinde biz Tekirdağ il ve ilçe örgütleri olarak kadınlarımızla, gençlerimizle ve halkımızla el ele, omuz omuza genel merkezimizin referansı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Daha başarılı olmak, kolektif ve yaratıcı akıldan yararlanmak adına bugün geçmiş dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında emek vermiş değerli başkanlarımız ile bir toplantı gerçekleştirdik. 38. kurultayımızdaki yarış sonrasında değişen genel başkanımızın ve yeni parti meclisinin önderliğinde bir an önce iktidar olabilmek için neler gerçekleştirmemiz gerektiği konusunu değerlendirdik. Tekirdağ il örgütü olarak hazırlamakta olduğumuz çalışma programımızı bir kez daha ve deneyimli başkanlarımız ile birlikte gözden geçirdik. Hedef ülke genelinde arzulanan başarıyı bu yerel seçimlerde yakalamak, bu hedefin bir parçası olan Tekirdağ ilinde örgütümüzle bize gönül veren insanlarımızla beklenenin üstünde bir başarı elde ederek hedefe ulaşılmasında önemli bir katkımızın olmasına çalışıyoruz. Bu çalışma sürecinde tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailesi bir aradayız. Her bir ferdimize bu süreçte ihtiyacımız var.
birbirimizi kucaklayarak bu başarıyı elde edeceğimize inanıyoruz. Geçmiş dönem il başkanlarımız ile yaptığımız görüşmelerin ışığında en kısa zamanda ilçe danışma toplantıları, ilçe gençlik ve kadın kolları danışma toplantıları ve il danışma toplantısı gerçekleştireceğiz. Bu toplantılarımızda tüzüğümüzde belirtilen katılımcılar dışında tüm parti emekçilerimize de çağrı yapacağız. Katılım ne kadar geniş bir çerçeve içinde olursa görüşler de o derece yararlı olacaktır. Sonuç olarak bize ihtiyaç duyan, ekonomik zorluklar içinde yaşam mücadelesi veren insanlarımız için hak, hukuk, adalet anlayışı ve uygulamasının toplumu kucaklayan bir hale dönüştürülmesi için bu başarıyı elde etme mutluluğunu hep birlikte yaşayabilmek için yola çıktık. Şöyle Ankara'ya gitmeden önce tüm ilçe başkanlarımızla, il başkanlarımızla bir araya geldik ve hepsiyle özel bir heyet halinde görüşmelerimizi tamamladık. İlçe başkanlarımızın fikirlerini içeren bir çalışma ve rapor hazırladık. Ankara'ya gittiğimizde de önce bir kapalı grup toplantısına katıldık. Size takip etmişsinizdir. Arkasından parti meclisimizde kapalı 81 il başkanımızla bir araya geldik. Her il başkanımız kendi ili adına konuşmak için bir fırsat yakaladı. Biz örgüt başkanlarımızdan aldığımız doneler ışığında üzerine hiçbir şey katmayarak onların verdiği bilgiler ışığında ilçelerimizde neler yapılması gerektiği hakkında genel başkanımıza örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcımıza, yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcımıza gerekli bilgileri ilettik. Temel ön seçim şöyle, yasal olarak sürecin yetişmesi pek mümkün gözükmüyor açıkçası. Eğer yasal ön seçime gittiğimiz takdirde Ocak ayının sonunu bulabiliyor belediye başkan adaylarımızın belirlenmesi ve bu da sahada hareketimizi kısıtlıyor. Çok kısa bir zaman kalmasına yol açıyor. Bunu sadece Tekirdağ olarak değerlendirmeyin. İstanbul'da mesela Kadıköy'de böyle bir sürecin Şubat ayında başlaması insanlara ulaşılması açısından çok büyük zorluklar yaratır. Tekirdağ ve İstanbul olarak da illeri ayıramayacağımız için bu sürecin bir an evvel harekete geçmesi için temayül yoklaması yapılacaktır. Örgüt nezaretinde bir temayül yoklaması yapılacaktır. Örgütümüz bu süreci en iyi şekilde, en adil, en demokratik nasıl yönetilecekse o şekilde de yürütecektir tüm ilçelerimizden.